Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Vezire karşı kale mücadelesini inceleyeceğiz. Bu mücadele çoğunlukla vezir için kazançtır. Fakat kazanca giden yol e, o kadar da kolay değildir. E, dolayısıyla beyazların dikkatli oynaması gerekiyor. E, doğru yöntemleri biliyor olması gerekiyor. Ben de bu yöntemler arasında en popüler olanını... E, ...pratikte en sık uygulayabileceğiniz olan filidor konumunu e, göstermeye çalışacağım... Karşınızdaki konum henüz Filidor konumu değil. E çünkü e, direkt o noktadan başlamak istemedim. E, var olan bu mücadeleyi Filidor konumuna nasıl taşıyacağımızı ve Filidor konumunu da sonrasında nasıl işleyeceğimizi göstermek istedim. Hemen incelemeye başlayalım. Arkadaşlar veziri olan tarafın yapması gereken şey, amaçlaması gereken şey şığını adım adım yaklaşıp e, rakip şahı tatlanın kenarına, köşesine itmeye, sıkıştırmaya çalışmak. Fakat bunu paldur küldür yaparsa yani alel acele yaparsa siyahların da e, sürpriz beraberlik fırsatları doğabiliyor. Örneğin burada şah f4 gayet güzel gözüken bir hamle. Amacı uygun bir hamle fakat doğru bir hamle değil. Neden? Çünkü burada siyahlar basitçe kale g şah çekiyor. E canım kale şah çekince ben de şah f5 oynarım. İşte gayet iyi bir durum oluştu. Vezir E8 mantı istiyorum. Evet ama bu konum e, be, Siyahların sürpriz bir e, fırsatıyla sonuçlanıyor arkadaşlar. Bakınız Siyahlar kalesini nazikçe F4 noktasından, F4 karesinden feda ediyor. Bu feda kabul edilmek zorunda. Yoksa zaten e, ben vezir alacağım. Şah, şahlar kalacak sadece. E, yetersiz güç beraberliği olacak. Şah kaleyi aldığında ise ne oluyor? Pat oluyor arkadaşlar. Şah'ın gidecek hiçbir yeri yok. Ve Şah da güvende. Bu durum pattı. Pat bir beraberlik türüydü. Bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi e, öyle kolay değil. Şah'a geleyim de bu işi bitireyim. Vezirle mat edeyim diyemiyorsunuz. Peki bu konumda nasıl devam etmek gerekiyor? Arkadaşlar. Vezir kale mücadelesinde. E, bazı konumlarda. Bekleme hamlesi yapmanız gerekiyor. Bekleme hamlesinin amacı. Hamle sırasını rakibe vermektir. Rakibe devretmektir. Mesela burada bekleme hamlesi vezir, vezir için eğidi karesi. Neden? E çünkü bu mücadelede vezirin çapraz boyunca bekleme yapması en etkilisi. Neden en etkilisi? Onu da göstereyim. E burada şimdi siyahlar e kale G4 şart çekerse artık Şah F5 geleceğiz ve bakın bu çaprazdaki kontrolü sayesinde artık kale şahlarına devam edemiyor. Mantık bu. Burada şah G6 oynarsa şah F4 ile yaklaşıyoruz. Siyahlar kale F5 şah çektiğinde şah G4 ile yaklaşabiliyoruz. Çünkü kale G5 karesinden şah çekemiyor. Ne oynayacak? Eşim şahı da uzaklaştırmaz kale gider. Kaleyi yatay boyunca uzaklaştırması tehlikeli. Çünkü vezir şah çekip kaleyi Alabilir birkaç hamle içinde. Kale f6 en mantıklısı gözüküyor. Buna da vezir e4'ten şah. Şah eğer geriye giderse şah g5 üzerine yürüyoruz. Bakın çaprazdan e, kalenin şah çekmesini engelliyor vezirimiz. Kale f7 hamlesine yine vezir e5 şah. Kalkıp da burada siyahlar yine şah g8 oynarsa artık şah g6 geliriz. Ve bu oyunu kazanırız arkadaşlar. Nedeni ise açık. Kale F8 oynayamaz. Vezir g var. Kale yatay boyunca oynarsa da zaten hem kale düşer ya da öncesinde zaten matımız var. Dolayısıyla burada siyahların direnç göstermesi adına şah h oynaması en doğru olanı. Şimdi burada ne oynayacağız? Bakın şahımızı ilerletemiyoruz. Yine bekleme hamlesi yapmamız gereken bir ana geldik arkadaşlar. Siyahlarla vezir d4 çapraz boyunca bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım siyatlar ne oynayacak. Bir kez siyahlar şahın tek hamlesi olan g8 e, hamlesini oynamamalı. Çünkü biraz önce inceledik. Şah g6 sonrası oyunu biz kazanırız. Bu, bu yüzden siyahların mantıklı hamlesi kale giydi şah çekmek oluyor. Ve biz de fırsat bulduğumuz için şahımızla bir kare daha yaklaşıyoruz. Evet siyahlar burada şah h8 ile bekliyor. Ve bu konumu nasıl kazanacağız işte Filidor konumunu bilirseniz bu noktadan itibaren Filidor konumuna ulaşabiliyorsunuz. E, Filidor konumu 1777 yılında François Filidor'un, Fransız satrançı, büyük Filidor lakaplı Filidor'un e, kitabında in yaptığı, incelediği konumlardan biri. E, Filidor konumu olarak anılan üç konumdan biridir arkadaşlar. E, burada... Fildor'un bahsettiği konum şu. Vezir E4 bekleme hamlesi yapıyor. Şah e, G8'e oynamalı çünkü kalenin yapacağı G8 hamlesine vezir H4'ten mat var. Yok efendim kale 7 oynarsa da bu sefer de vezir E8 mat var. Dolayısıyla burada şah şey oynaması gerekiyor siyahların. Burada vezir A8 şah şah h 7 zorunlu ve burada Vezir E8 geldiğimizde oluşan bu konum Filidor tarafından incelenmiştir. Bu konumda siyahlar Suksolank'tadır. Siyahlar ne oynarsa oynasın oyunu kaybeder arkadaşlar. Filidor konumunu şu şekilde de oluşturabilirdik. Vezirle H1'den şah çekebilirdik. Şah G8'e gitmek zorunda kalacaktı. Şimdi vezir H5 gelerek de yine biraz önceki konumun e, simetrik versiyonu oldu bu. E, Filidor konumuna ulaşmış olduk. E bu konum üzerinden gidelim çünkü bu biraz daha e, ilk öğreti açısından e, daha göze e, kolay gözüküyor arkadaşlar. Kola, kolay geliyor. Şimdi bu konumda siyahların nasıl suksu olduğunu görelim. Şimdi sıra siyatta ama siyatlar şahını oynayamaz. Şah f8 oynarsa e, en basitinden vezir h6 geliriz ve açmazdan kaleyi alırız. Sonrasında da kazanırız arkadaşlar. Şahın hamlesi yok. Mecburen kalesiyle oynayacak ama kalesini nereye oynayacak? Mesela kale Heidi'ye oynayamaz. Hepiniz gördünüz. Vezir E8 mat var. Burası olmaz. E kale f zaten olmaz. Vezirle alırız. E, kale e olmaz. Şah alır. Kale D7 olmaz. Vezir E8'den şah kale var. E, dolayısıyla e, kale b de olmaz. Çünkü vezir D5 şah kale var arkadaşlar. Dolayısıyla burada dirençli gözüken cd ve id karelerine bakalım. Önce kale cd'yi ele alalım. Kale cd arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim ben size. Kale ister yatay boyunca ister dikey boyunca hamlesini yapsın. Bizim başlangıç hamlemiz vezirle merkez karesinden oynamak olacak. Yani ilk şahımız merkezden olacak. Vezir d5 şah. Şimdi bu şah nereye kaçacak? Bir kez f8'e kaçamaz. Şahlar karşı karşıya geldi. Vezir d8 mat oldu. Şah ya h8'e gidecek ya da h7'ye. H8'e gitmesi de kötü gözüküyor. Çünkü buradaki anahtar kareyi gördünüz. Vezir D8'den şah kale e, yapar beyazlar. Şah H7 daha dirençli. Şah H7'ye de e, bakınız H2 karesi ve yine D8 karesi bizim için anahtar kareler. Bu karelerden şah kale yapabiliriz. Burada hemen vezir H1 şah çekelim. Şah G8 zorunlu hamlesine vezir G2 şah çekelim. Şah şahın karşısına gelirse Vezir'le buradan mat edeceğimizi biliyorsunuz. Şah h8'e gittiğinde ise vezir e2 şah çekerek anahtar kaleden kareden kaleyi alabiliyoruz. Kale şahın önünü kapatırsa da hiç sorun değil. U uzun bir hamle var vezirle. Vezir b8 mat var arkadaşlar. Hemen geri gelelim. Şimdi şah, şah e, kale için demek ki c karesi de olmuyor. A7 karesini el alalım. a gittiğinde ise yine benzer şekilde merkezden başlıyoruz şah çekmeye. Şah F8 gidemez dedik. Şahlar karşı karşıya gelene mat olur dedik. Şah H8'e veya H7'ye gitsin fark etmez. Vezir H1 şah. Kaleyi kapatırsa diğer uçtan mat. Şahı G8'e gelirse de Vezir G1'den şah. Kale çekiyoruz ve kale yine düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatay boyunca Kaçışı yok kalenin. E, dikey boyunca bakalım. E, kale G6 olmaz. Bedava zaten alırız. Kale G5'i alırız. ve e, Kale G4'ü alırız. Kale G2'yi de Vezir D5 ile hemen alırız. Çünkü Şah kale var burada arkadaşlar. Dolayısıyla yine dirençli hamle G3 veya G1 gözüküyor. Hemen G3'ü ele alalım. Kale G3 oynarsa yine merkezden Şah çekerek başlayalım. Şah F8 gidemez, gidemez dedik. E, mat var şah e, h veya h8 gidecek. Bu sefer yatayları kullanıyoruz. Vezir a8 şah. Kaleyi kapatamaz. Diğer uçtan mat. Vezir a8 şaha şah h oynadığında e, vezir Burada daha basit bir şey var mıydı? Ona bakıyorum. Bir dakika. Tamam. Vezir <laughs> Vezir B7, Şah Vezir B7, Şah çekiyoruz. Şah h6 giderse Vezir H1 mat var. Ee, şah H8 veya G8 giderse de Vezir B8 anahtar kareden e, Şah kale çektik. Kaleyi kazandık. Kale kapatırsa yine diğer uçtan mat ediyoruz. Biraz da eğlenceli aslında. Filidor konumunda galibiyete gitmek. Gördüğünüz gibi kale G3 olmuyor. Geriye tek bir kare kaldı. O da kale G1 arkadaşlar. Kale G1'e de önce yine vezirde 5 şah. Şah fezgesi olmaz dedik. Şah nereye giderse gitsin. Örnek veriyorum Heidi'ye gitsin. Burada aslında yine yatayı kullanarak şart çekebilirsiniz ama yatayı kullanacaksanız şöyle yapmanız lazım. Burada vezirle beyden değil vezirle değdiden şart çekmeniz lazım. Sebebi ise şu şah olur da H6'ya giderse vezirle H3'ten mat edebilmek için. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da burada vezir E4 de başlasanız yani burada vezir e 4le de devam etseniz galibiyete gidersiniz. Ee, arkadaşlar. Biz hadi vezir D7 yapalım. Ee, şah h8 gitsin. Ee, ne yapıyoruz? Vezir c8 şah çekiyoruz. Kale kapatamaz. Buradan mat var. Şah hey diye. Belki ben bunu biraz uzattım ama vezir b7 şah çekiyoruz. Vezir b7 şah çekmiyoruz. Çünkü şah h var. Vezir c7 şah çekiyoruz. Şah h8'e giderse buradan şah kale var. Eğer şah h7'ye giderse Vezir B8 şah var. Şah ile gittiğinde yine burada Vezir A7 şah kale var. Ben belki burada biraz uzattım. Burayı biraz düzeltmek istiyorum. Bir dakika. Burada Vezir E4 daha iyi galiba. Vezir E4 şah. Çünkü Vezir E4 şah çıkmış. Şah h6 gelemez. Hemen mat var. Şah H8 giderse. He, bu daha iyiymiş. Bakın. Hemen Vezir A8 şah. Kaleyi kapatamaz. Mat var. Şah geldiğinde ise Vezir A7 şah kale var arkadaşlar. Evet. Bu şekilde... E, vezir kale karşısında filidor konumuna ulaşarak e, kazanıyor. Arkadaşlar böyle oyun sonlarını çalışmanız eee tekniğinizin gelişmesi için de iyidir. Ben bu çalışmayı bu ansiklopediden yaptım arkadaşlar. Vezir o, vezirli oyun sonlarını içeren tam 1800 tane örnek var. Bu kitabı yıllar önce Avrupa Yaş Kupa Şampiyonasına gitmiştik mini takımla. E, sporcular turdayken e, antrenörler için yıldırım turnuvası düzenleniyordu. Çünkü sporcuları beklemek e, uzuyordu arkadaşlar Ben de turnuvanın birinde e, Birinci gelip bu ödülü kazanmıştım e, Yıllardır kullanıyorum arkadaşlar Müthiş bir kitap İçinde vezirli oyun sonları var Vezire karşı kale Vezire karşı hafif taşlar Vezire vezir e, ve piyonlar e, Gibi arkadaşlar e, Satrançta fazlaca bilgi e, Birikimi var çünkü eski bir oyun Çalışmak gerekiyor ilerlemek için e, Maç yapmak gerekiyor Soru çözmek gerekiyor keyif almak gerekiyor bunları yaparken. Evet umarım yararlı bir paylaşım olmuştur sizler için. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satranç yakın arkadaşlar.